أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kıymetli aziz mümin kardeşlerim Cuma'mız mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim, emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak şu zamanda o kadar değerli ki, bir insana ekmek vermekten, su vermekten daha önemli. Ekmek versen, su versen bu adam yer doyar, açlığı gider. Ama bir adam ehli sünnet itikadında değilse, bir adam daha iman etmemiş, kendini Müslüman sanıyorsa, öylece efendim öldü gitti, imansız bir şekilde ebedi cehenneme girdi, kaybetti. Bu adama İslam'dan anlatmak, itikattan anlatmak, tövbeye davet etmek, sohbete davet etmek ne kadar önem arz etmektedir? Buradan anlayalım. Efendi Hazretlerimiz dizi tutan yürüsün, adam kurtarsın buyurdu. Dolayısıyla kardeşlerim dilimiz döndüğünce, gücümüz nispetinde efendim bulunmuş olduğumuz her ortamda emri bil maruf yapmaya, bir şekilde tatlı tatlı anlatmaya, davet etmeye gayret edelim. Bu milletin içinde iman var. Anlatıldığı zaman efendim doğru adreslere yönlendirildiği zaman nasibi varsa bu adam yola geliyor, tövbe ediyor, namaza başlıyor. Haramlardan el etek çekiyor kardeşlerim. Yeter ki güzellikle onlara muamele edelim. Yani böyle bir merhametle yaklaşalım onlara. Yani böyle yüksekten tepeden bakarsak biz tepe aşağı gideriz. Allah muhafaza eylesin. Kardeşlerim, başımızda türlü çeşitli belalar dönüyor. Pahalılık kasıp kavuruyor. Geçen gün Abdullah Çiftçi hocamızın videolarını dinledim. Bunlar tam sopalık diye de başlık atmış. Hakikaten de yani hak vermemek elde değil. Ülkemizde, memleketimizde efendim denetleme mekanizması iyi çalışmıyor. Katı ceza kuralları yok. Yani devlet bir kanun getiriyor, bir yasak getiriyor efendim. Millet yine üçkağıtçılık yapacaksa yapıyor, kılıfına uyuyor. Bu böyle olmaz. Sen cezayı getir, sen kuralı getir. Bu adam bunu ihlal ediyor mu? Kapat kardeşim. Ağır ceza ver ki adam baktığı zaman ha ben bunu böyle yaparsam benim dükkanım gider. Benim iş yerim gider. Ben bir daha bu işi yapamam diye korkması lazım ki bunun önüne geçilebilsin. Biraz önce tıraş oldum 100 lira verdim. 100 lira verdim. Belki başka yerde 150'dir, 200'dür, 300'dür. Önü açık gidiyor yani. 100 lira ne demek ya? 100 lira ne demek? O yüzden bir makine alıp artık herkes kendi tıraşını kendi olsun. Ben mesela her zaman takkede taktığımız zaman Müslüman adam da bu şekilde tıraş olması lazım. Her tarafı bir olacak. Her tarafı. Öbür türlü burayı alayım burada kalsın. Bunlar dinimize göre caiz değil kardeşlerim. Bu şekilde olduktan sonra zaten makine aldıktan sonra oğlum, yavrum, kızım neyse gel beni bir tıraş et bakalım. Oturursun 10 dakikada 3 numaraya 2 numaraya vurur. 100 lira da cebine kalmış olur. 200 lira da cebine kalmış olur. Berberler ekmek yemesin mi? Yesin de. Kardeşim 100 lira nedir ya? Al 50 lira. Al 50 lira. Yani geçen gitmemde 70 liraydı. Bugün gittim 100 lira olmuş. Yazık günah ya. Bu yani bu pahalılık yani bizim günahlarımızdan da sebep. Devletin de efendim eksikliği var ama asıl iş bizim günahlarımızda. Bak sokaklarda camiden çıktım eve geliyorum. Allah muhafaza eylesin. Kadınlar çıplak. Çıplak. Allahu Teala bizi yakar, bitirir. Bak eve geldim, terledim. Dışarıda 40 derece sıcak var. Allahu Teala bu sıcağı 100 dereceye çıkarmaya da kadir. 200 dereceye de kadir. 1000 dereceye çıkarmaya da kadir. Bizi olduğumuz yerde nefes aldırmadan yakar, eritir, bırakır. Allah bu. Haddimizi bilelim. Hududumuzu bilelim. Dinimizi bilelim. Allahu Teala yok gibi yaşamayalım. Sözüm Müslümanlara kafir. Zaten gavulluğun tadını çıkarsın. Öldü gitti ebedi cehennemin dibine girecek bunlar. Bunlar mevzu bahis değil.
bizim burada anlattığımız, bizim burada dikkat ettiğimiz ben Müslümanım deyip soyunup dışarı çıkan kadınlar. Müslümansan Müslüman gibi ol. Yatak odası elbisesiyle dışarı çıkarsak Allahu Teala bizim başımıza depremde yollar, efendim selde yollar, efendim orak harman zamanı yağmur selde yollar, efendim böyle sıcakta yollar, yollarda yollar, pahalılıkta yollar. Ne zaman akıllanacağız? Yani ben önce kendi nefsime, kendim adam olmuş değilim. Ama Allah rızası için burada dertleniyoruz. Bir şeylere temas ediyoruz. Belki bir kişi dinler de ya hakikaten bu hacı abimiz doğru söylüyor ya yeter ya bu kadar. Arkadaşlar, kıymetli Müslüman kardeşlerim, böyle olmaz. Böyle olmaz ya. Yani yarı çıplak yani yatak odası elbisesiyle sokakta gezilmez ya. El insaf, el haya, minel iman. Yapmayalım ya. Yapmayalım ya. Millet yani Abdülbaki Hazretlerimiz de vefat etti gitti. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de vefat etti gitti. Yani bu insanlar, bu insanların çıplaklığı, bu insanların günahı, bizim günahlarımız efendim Allah dostlarını üzüyor, yakıyor, kavuruyor. Ben bile en günahkar benim. Üzülüyorum ya, yanıp yakılıyorum yani bu ortamı gördüğüm zaman. Yapmayalım kardeşlerim, yeter çeki düzen verelim kendimize Allah rızası için. Allah rızası için ben niyet ettim bak burada birkaç kelam etmeye. Pahalılık neden var? Niye var? Ne için var? Herkes devlete kızıyor. Cübbeli Ahmet Hocam'ın sohbetlerini mutlaka dinleyelim. Bu konuya da vurgu yaptı. Dünkü sohbetinde ben bugün dinledim. Bir iki kesit attım vapsat durumumda diğer taraflarda. Yani pahalılık neden var? Niçin var? Niye var? Bunun suçu suç devlette mi? Suç bende mi? Suç onda mı? Kimde? Suç bizde kardeşim. Devletin de eksiği gediği olabilir. Denetleme mekanizması gevşek çalışıyor olabilir. Ama asıl suçlu biziz biz. Nereden biliyorsun? Kur'an'dan da biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da biliyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz şurada sohbetinden kısa bir alıntı var. Bak İsmaila takviminde. Okuyorum kardeşlerim. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki bak Mevla Teala Hazretleri bir hadisi kutsi de buyuruyor ki hadisi kutsi nedir? Ayet değildir ama lafzı Rabbimize aittir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylememiştir. Allah'ımız söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize bunu duyuruyor. Ama ayet değil. Hadis-i kutsi, Mevla'dan gelen hadis. Kullarım hakkıyla iman etseydi, hakkıyla iman etseydi, bizim imanlarımız da bir acayip. Vahhabisi var, Selefisi var, adamlar çıkmışlar, bize kafir diyorlar. Kendilerinden başka Müslüman yok. Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar. Ya böyle bunlara takılmayalım. Bak, biraz önce Cuma namazında hocamız sohbette bazı gruplara değindi. O onun camisine gitmiyor, o cemaat öbürünün camisine gitmiyor, şu bunun camisine gitmiyor falandır, fişmagandır. İşte dikkat edelim, bize Kur'an'ımız var, peygamberimiz var, sünnete sarılalım, işte şöyle, işte böyle bunlara dikkat edelim. Ya hocam dikkat edelim, tamam Allah razı olsun. Kur'an'ımıza bakalım, sünnetimize bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım da sen kimi işaret ediyorsun? Şimdi bunu dinleyen adam da sıfırdan gelmiş cemaatte herhalde bu tarikatları kastediyor. Abi adres ver, adres. Adres vermezsen efendim gitmiyor yani ok hedefe gitmiyor. Desene Ebu Hanzala denilen bir adam çıkmış bize kafir diyor, müşrik diyor, tarikat ehli insanlara, dinini güzel yaşama gayreti içinde olan insanlara müşrik diyor. Askerimize, polisimize efendim bunlar şehit olmaz. Bunlar işte laiklikle işte yönetiliyor. İşte şudur budur desene. Adres verilmeden efendim havaya konuşuyoruz. İşte bir oluşum, böyle oluşumlar var. Böyle cemaatli gruplar var. Kim bu grup? Hocama da dedim. Sohbetten sonra hocam dedim Allah razı olsun. Güzel sohbet ediyorsun, vurgu yapıyorsun ama kim bunlar dedim. İsim ver hocam dedim. Ebu Hanzala denilen birisi var dedim. Size de kafir diyor. İmamların arkasında namaz kılmıyorlar. Bize de ehli tasavvuf, tarikat ehli olduğumuzdan bize de kafir, müşrik diyorlar. Bunların ismini Allah rızası için bu kürsülerde söyleyen bu millet duysun dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Doğru söylüyorum hocam. Siz de söyleyin. Ey imam efendi kardeşlerim, hocalarım. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bak Cübbeli Ahmet hocam
Red diye yapa yapa adamın ömrü bitti. Ya bakalım bir sürü isim veriyor. Adam Ehl-i Sünnet tarikatındadır. A tarikatı, B tarikatının camisine gitmeyebilir. Hiç sıkıntı yok. Gitmeyebilir. Saygı duyarım. Ama o adam Ehl-i Sünnet itikadında. Adam deryanın içine dalmış. Adam başında mürşidi var, şeyhi var. Dinini yaşama hususunda elinden geldiği kadar gayret etmeye çalışıyor. Mübarek olsun. Bu adam benim camime gelmezse bana zararı yok. Ben onun camisine gitmesem bana zararı yok. Ama öyle insanlar var ki ilahiyatlarda, İmam Hatipler'de, efendim, Vahhabiler öyle, Selefiler öyle. Bu adamlar benim camime gelse ne olur? Bu adam benim gelse bana ders verse, camimde vaaz etse adam bir ayetle çelişkili. Adam benim efendim sünnetimle çelişkili. Efendim tasavvuf tarikatla çelişkili. Bunlar gelse ne olur, gelmese ne olur ya? Ehl-i sünnet tarikatındaki adam benim camime gelmemiş. Hiç önemli değil. Adamın itikadı düzgün. İmanı düzgün. Ama öbür adam senin yanında gelir, seninle yer, içer, belki caminde vaaz eder ama itikadı bozuk. Diyanette Cübbeli Ahmet hocamız bir sürü isim veriyor şeyde. Halis Aydemir'ini diyor efendim, Muhammed Emin Yıldırım'ını diyor. Ya bir sürü orada Cübbeli hocamın kanallarında bir sürü şey var. Reddiye yaptığı insanlar var. Yani bunların isimleri söylenilmesi lazım. Vahhabilerin efendim işte bu Ebu Hanzala vesaire bunların söylenilmesi lazım ki adrese gitsin. Millet dinliyor. Acaba kim? Hoca kimi kastetti? O da zannediyor ki garip herhalde bu işte bir FETÖ cemaati çıktı. Bu tarikatçılar bunlar. Öyle değil işte. Hocama dedim böyle diyelim hocam adres verelim ya Ebu Hanzala'yı söyle. Korkma bu millet sizin yanınızda dedim. Doğru söylüyorum dedi kafa sallandı. Söylememiz lazım. Neyse kardeşlerim Efendi Hazretlerimiz işte dedik ya neden pahalılık var? Hemen okuyorum bitiriyorum. Kullarım hakkıyla iman etseydi ve vakti zamanında ameli salihlerini icra etseydiler vakti saatinde namazlar geliyor geçiyor, oruçlar geliyor geçiyor. Geceleyin yağmur yağdırmakla, gündüzleyin güneşi çaldırmakla o kadar bol mahsul verirdim ki bitmez tükenmezdi. Allahu Teala ya böyle buyuruyor. Vermedi mi? Evlatlar verdi, mallar verdi, ekinler verdi. Verdi de verdi Mevla. Verdi de verdi. Sen zekatın 1.000 tane koyunun oldu, zekat vermedin. 50 tane büyükbaş hayvanın oldu, zekat vermedin. Tarlalarından ekinleri biçtin biçtin, ambara koydun, sattın. Fakirin hakkı olan öşürü hesap edip vermedin. Altının oldu, zekat vermedin. Ondan sonra niye bu pahalılık? Allah belamızı verdi işte. Bu zamana kadar Mevla Teala yedirdi, içirdi, zenginlik verdi. Ama bizde bir icraat yok. Zekat yok, öşür yok. Efendim günahlar çok, faiz çok, zina çok, içki çok. Ondan sonra pahalılık geldi. Cübbeli hocamın dedi, iyi başımıza taş yağmıyor, içmeyen su buluyoruz. Allah'ım bizi iyi etsin. Paramız o vakit kıymetlenirdi. Müslümanların parasının aşağı düşmesi takva ve ameli salihleri ile ilgilidir. Ya bak takva olsaydık, ameli salihlerimiz olsaydı paramız değer kaybetmezdi. Takva azaldı, ameli salih azaldı, günahlar çoğaldı. Efendi Hazretlerimizin şu her kelamlarından bir tane sohbet çıkar. Takva, ameli salih, ya günah hepsi her kelimesinden bir vaaz çıkar yani. Kısa geçiyoruz. Bundan sebep Cenab-ı Hak tam manasıyla yağdırmıyor ve bitirmiyor. Öyle mi? Öyle. Ekinler biçilirken bir yağmur, bir sel, zamansız yağmur. Ne oldu? Ekinler kaldı tarlada. Yattı, bir sürü sıkıntı. Onun için günden güne para değerini kaybediyor. Nasıl ki bizim değerimizde isyanımızdan dolayı gün be gün kayboluyor. Dünyada da Müslümanların bir heybeti vardır. Düşmanlara karşı olan o heybetimiz de kayboluyor ve bizi bir hiç olarak görüyorlar. Halbuki biz Resulullah Efendimizin ümmetiyiz. Hazreti Cabir radıyallahu anh rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bana beş haslet verildi ki benden evvel hiçbir peygamberlere bu haslet verilmedi. Neymiş bu? Bir aylık mesafeden düşmanın benden korkmasıyla yardım olundum. Biz dinimizi, imanımızı, sünnet-i seniyyemizi güzel yaşarsak kafir bizden tir tir titrer korkar.
Efendi Hazretlerinin sözü aklıma geldi. Kafir kendilerine benzeyenlerden korkmuyorlar. Sarıklılardan, sakallılardan, cübbelilerden korkuyorlar. Sünnet-i seniyyeye ittiba eden Müslümanlardan korkuyorlar buyurdu. İki, yeryüzü bana hem mescit hem de paklık vasıtası kılındı. Ümmetimden hangi bir adama namaz vakti ulaştı mı su ve cami bulamadığı takdirde teyemmüm ile kılar. Ya değil mi? Yeryüzü bize mescit kılındı. Toprak, suyun olmadığı yerde abdest alıp namaz kılabiliyoruz. Üç, ganimet malları bana helal kılındı. Benden evvel kimseye helal olmadı. Dört, şefaat makamı bana verildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati haktır kardeşim. Şehitlerin şefaati vardır. Alimlerin, evliyaların, efendim değil mi? Daha var yani bunlara bakarsınız. Bunların şefaati haktır. Allahu Teala dilediğine şefaat hakkı verecektir. Şefaat vardır. Kime yoktur şefaat? Şefaat yoktur diyenlere şefaat yoktur. Ehli sünnet itikadımızda şefaat haktır, vardır. Biz böyle inanırız. İnanmayanlar bizi alakadar etmez, kendileri bilir. 5. Her peygamber yalnız bir kavme gönderildi. Ben ise bütün insanlara gönderildim buyurmuş. İnned dine indellahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Kıyamete kadar kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakidir. Kim buna göre gelir İslam'a girer, peygamberimizi peygamber bilir, kitabımızı kitap bilir, buna göre iman eder, İslam üzere yaşar, bu hal üzere ölürse ebedi cennete girer. Yok ben Yahudiyim, yok ben Hristiyanım, İslam'ı da kabul ediyorum ama ben Yahudi olarak devam edeceğim. Ben işte İslam'ı, peygamberi, Kur'an'ı kabul ediyorum ama ben Hristiyan olarak devam edeceğim diyenler bu şekilde ölürlerse ebedi cehenneme girerler, imansız ölürler. Böyle bir iman kabul değildir. Kardeşlerim, Allah katında din İslam'dır. Şu anda kim İslam'a gelirse, kim peygamberimizi kabul eder, kitabımızı kabul eder, İslam üzere iman eder, ölürse kurtulur. Diğer taraftakiler imansız kafir olarak ölmüş olurlar. Rabbim Celle Celaluhu imansızlıktan muhafaza eylesin. Ehli sünnet itikadından efendim sapmaktan muhafaza eylesin. Rabbim dünya ve ahirette dostlarından ayırmasın. Amin diyerek sohbetimizi bitiyorum. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dualarınızı beklerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kardeşlerim.